Böyle bir Philips Air Fryer'ı temizlemek için önce şu üst kapağı bu işaretli yerden çıkartıyoruz. Sonra burada gördüğünüz 4 adet vidayı söküyoruz. Tava kısmını yerinden çıkartıp hemen alt tarafta işaretlediğim vidayı da çıkartıyorsunuz ve üst grubun kapağını yerinden ayırıyorsunuz. Bu soket grubunu ister papuçlarını ayırın, isterseniz iki vidayı söküp kendisini komple alın. Kapağı biraz daha rahatlattık bu şekilde. Şu görmüş olduğunuz işaretlediğim 6 adet vidayı yerinden söküyorsunuz. Bu 6 vidanın yerinden sökülmesi sonrası üst grubu artık komple yerinden alıp arkaya doğru yatırıyoruz ve Philips Air Fryer'ın iç bölümündeki kiri tamamen görmüş oluyoruz. Burada zaten aralıklara dolmuş olan yanmış ve daha önce kullanılmış yağı da görüyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz noktalardan rezistansı üst muhafaza kapağından kurtarın. Ok işaretli yerdeki vidayı çıkartın ve bu işaret ettiğim 3 vidayı da sökün. Nazik bir şekilde geriye doğru yatırın çünkü rezistans pimleri kırılgandır. Dikkat edin. Bu görmüş olduğunuz somun ters pasodur. Bunu tersine çevirerek, tabii ki pense veya anahtar kullanmanız lazım, yerinden alın. Daha sonra bu görmüş olduğunuz ürünle bir numune sıkışı yapıyorum ve bir noktaya dikkatinizi çekiyorum. Lütfen o aralıklardan hiçbir şekilde içeri sıvı gitmesin. Şu sol tarafta gördüğünüz delikten de gitmesin tabii ki. Bir test yapıyorum. Evet, işe yarayacak. Şuradaki vidaları da hemen bu ilaçlardan sıkıyoruz. Evet, pervaneyi de güzelce ilaçlıyoruz. İç bölümü bundan sonraki noktada uzun soluklu bileklerinizi ağrıtacak bir süpme operasyonu sizi bekliyor. Yine bu deliklerden hiçbir şekilde içeri bir şey girmemesi için sizi uyarıyorum burada. Temizlik operasyonu uzunca bir süre devam ediyor. Birkaç parti yapıyorsunuz. Durulama işlemleri de devam ediyor. Bu işlemi lavabonun yanında yaptığım için ben gayet kolay oldu. Yağları iyice akıttı ama bu arka taraf oldukça zorladı. Temizlik işlemi bu yüzeyde bitti. İç yüzeyde bitti. Artık pervaneyi alıp geriye toplamaya başlıyorum. Pervaneyi yerine oturttum. Ters paso olarak somunumu yerine sıkmak için yine bardağın içinden aldım, sıktım, denedim. Rezistansa burada yine dikkat ediyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz o lastik contalar var ya, onları yerine yerleştirmeden ben o vidayı sıkıyoruz. Kanalına yerleştirdikten sonra bir düz tornavida, ince tornavida yardımıyla o contaları yerine oturtuyoruz. Hazneyi yerine oturtup 3 vidanın merkez noktalara geldiğini gördükten sonra da vidalarını sıkıyoruz bunların. Bütün vidaları sıktıktan sonra şurada kapak emniyet sıvicinin pimini unutmayın. Aynı zamanda burada ön kapağın yaylı pimleri de var. Bunları da yerine takmayı unutmayın lütfen. Şimdi de kasnağımızı alacağız. Kasnağı alıp bunun üzerine yerleştiriyoruz. Hem öndeki yaylı pimlerin hem de soldaki switch piminin yerine oturduğunu gördükten sonra söktüğümüz bütün vidaları sıkıyoruz. Üst kelle grubu dediğimiz bölümü ters çeviriyoruz ve daha önce söktüğümüz bütün kabloları kanallarına direkt olarak yine yerleştiriyoruz. Her şeyin söktüğümüz gibi olmasına lütfen dikkat edin. Bunlar elektrik uçlarıdır. Fazla nötr toprak, onlara dikkat edin. Üst kelleyi alıyoruz. Tekrar yerine doğru yerleştiriyoruz. Tamamen oturduktan sonra kapak sıvıcını alıyoruz. Olması gereken yere götürüp tekrar vidalıyoruz. Ve ilk söktüğümüz 6 vidayı yerine sıktıktan sonra son temizlik işlemlerini de yapıyoruz. Üst kelle grubunun kapağını yerine takıp 4 adet vidayı ve alttaki bu vidayı yerine sıkıyoruz. Hazneyi yerine ettiriyoruz. İşlem tamam. Hepinize geçmiş olsun.